Son dönemlerde yeni söylemlerden biri de Çanakkale zaferini aslında Almanların kazandı. Zaferin de aslında pek bir önemi yokmuş yani. Her bayramımızda, her milli günümüzde olduğu gibi bu sene de nasibini Çanakkale zaferi aldı. Ona dil uzatmaya çalıştılar. Tabi bunlar tesadüf değil. Size çok kez anlattık bunları. Sıkıldınız artık biliyorum ama tekrarlamakta fayda var. Antitürkistler 3 tane temel kuralla çalışır. Neden biz videosunda anlattığım üzere. Birincisi Türklerin varlığının inkarı. Yani Türk diye bir şey yok. Türk dedikleri devşirmedir, odur, budur, şudur. 2- Kimliğinin inkarı. Yani Türklerin hiçbir başarısı yoktur. Tarihteki bütün başarılarını başkaları yapmıştır. İşte yemekleri, müzikleri, dilleri, kısacası kültürel kimlikleri yoktur falan. Üçüncüsü, bu en önemlisi ve en çok kullanılanı şeytanlaştırma. Dünyada nerede bir kötülük varsa Türklerin mutlaka bağlantısı vardır. Böyle Türkler Prototip barbar böyle bildiğiniz şeytan. Nerede bir terör saldırısı varsa mutlaka böyle Türklerin bir bağlantısı olması lazım. Yani Afrika'da bir savaş olsa bile Türkleri buradan nasıl pay biçebiliriz? Çünkü bir milleti komple yenmek istiyorsanız yani kökten yenmek istiyorsanız kökten yok etmek durumundasınız. Ve bu soykırımlarla savaşlarla olabilecek bir şey değil. Şimdi bahsi geçen iftiralara girerken bunun altını çizmek önemli. Zira yoksa bunu bize niye yapıyorlar ya dersiniz anlayamazsınız aklınız almaz. Merak edenlere tekrar neden biz videosunu şiddetle önererek konuya girmek istiyorum. Bu seneki iftiramızın adı Çanakkale zaferini Almanlar kazanmış. Biz sonra bunun üzerine konmuşuz. Neden Çanakkale zaferi? Çünkü Çanakkale'de milli mücadelenin tohumları atılmış. Bu yüzden hedeflerinde. Zaten Kurtuluş Savaşı'na da saldırıyorlar. Dolaylı olarak temelde saldıracaklar ya. O yüzden baştan bir Çanakkale ile başlıyorlar. Şimdi teker teker bütün iddiaları çürüteceğiz. Ama bunun yanında istiyorum ki bazı şehir efsanelerine de artık son verelim. Mesela iddiaçılar Alman hayranlığından mı bizi sürüklediler savaşa? Almanlarla ilişki neydi? aslında. Öncelikle bu dostumuzun iddiası şu yönde. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda 6 cephede savaştı. Bu cephelerde birkaç savaş kazanılmış olsa da bu zaferlerin hiçbiri kalıcı olmadı. 6 cephenin 5'ini de kesin olarak kaybettik. Kazandığımız tek cephe Çanakkale cephesidir. Bu kısmen doğru ama bu mantığa göre ilerlersek Çanakkale de kalıcı olmadı. Zaferin önemi daha çok sembolik. Ona bakarsan Anzaklar hem işgalci olmalarına hem de kaybetmelerine rağmen bugün hala milli bayramları ve değerleri olarak görüyorlar. Çanakkale Savaşı'na gelene kadar savaştığımız cepheleri kaybetmiş durumdaydık. Çanakkale Savaşı kaybedilse Osmanlı çok erken savaş dışı kalmış olacaktı. Bu nedenle Almanlar bu savaşa çok önem vermiş ve bizzat bu savaşı yönetmiştir. Buradan çıkarılan mantığa göre biz Türkler olarak savaşa girmişiz. Orayı böyle sıvarken Almanlar gelip bizi son anda kurtarmış. Biz böyle başarısız olmuşuz. Bütün bütün yani kaybetmelerin hatta savaşa girmenin sebebi falan hep bizden. Ama işte bir tek kazanç olduğu zaman o tabii başkaları yüzünden. Dedik ya strateji aynı. Tabi doğru değil ama ona da gireceğiz. Arkadaşımız devamında. Savaş Almanlar çoğu savaş tecrübesi olan subay ve astsubay olmak üzere 15 bin tam donanımlı asker desteği verdiler. Bunun dışında 2 adet savaş gemisi tahsis ettiler. Bunların dışında 10 bin vagon dolusu devasa bir yardım Osmanlı ordusu için İstanbul'a ulaştırıldı. Mali yardımın miktarı 3 milyar mark gibi dudak uçuklatan bir rakama varmıştı. Kaynak ver Diyenler için kaynak da verelim. Rakamlar Güney Bölge Komutanı Kurmay Binbaşı Mülman'ın resmi savaş raporları. Ayman maşallah ya. Bir de kaynak vermiş değil mi? Bu Almanlar ne seviyormuş bizi? Tabii ki de bunların hepsi zırh var. Şimdi burada yaratmaya çalıştığı algı şu. Hani sadece savaşı falan yönetmediler. Aynı zamanda orada çarpışan askerler de Alman'da. Hani 15 bin asker gelmiş ya. Almanların yardım olayına bir geç bizi bir nevi savaşa zorla sokanlar da onlar. Bir de utanmadan kaynak vermiş. E al Alman kaynaklarından okuyalım. Ne yaşanmış, ne olmuş. Hatta bizzat Mühlmanı da kaynak alacağım bu videoda. 1913'te Balkan savaşlarından sonra harap olmuş ordu için kara kara düşünmeye başlar iddiaçılar ve dönemin yönetimi. Daha evvelde Almanlarla silah ticareti işini yürüten Mahmut Şevket Paşa Cemal Paşa'ya çıkar ve mealen der ki Bizim ordumuz 30 yıldan fazladır Alman sistemine göre şekillenmiştir. Bu saatten sonra bu sistem değiştirilmez. O yüzden modernizasyon konusunda Almanlarla birlikte çalışılmalı. Hatta gerekirse ordunun başına bir Alman komutan konmalı. Şimdi bugünlerde iddiaçılar böyle Alman hayranı falan diye bilinse de iddiaçılar yönetimi el koymadan seneler öncesinden beri Almanlar Osmanlı ordusunu şekillendirir. Silah alışverişleri, iktisadi hatta kültürel alışverişler olur. Ziya Gökalp'in dil konusunda Almanları örnek göstermesi gibi mesela bunun yanında Tanzimat dönemiyle yüzünü Batıya çevirmiş bir Osmanlı olduğunu belirtmek gerektiği gibi o dönem mesela jandarmanın başında da modernizasyon için Fransız subaylar bulunuyor ki jandarma sistemi komple Batı'dan ya da bir başka örnek Sultan Abdülhamit'in Mayıs 1880 yılında Alman Büyükelçisi von Hatsfeldten sivil ve askeri uzmanlar istemesi üzerine 82 Nisanında bir Alman askeri uzman heyetinin Osmanlı devletine gönderilmesi gibi örnekler verilebilir. Ancak başka bir büyük korku var o dönem hatta bu korku değil Değil, bayağı bildiğiniz travma o travmada Ruslar. Öyle ki Talat Paşa elçi Morgan toğlu yaptığı görüşmelerde Ruslardan çekindiklerini ve bunun için Almanlarla çalışmak zorunda kaldıklarını belirtir. Mahmut Şevket Paşa Alman elçi Wangenheim'a planladığı reform politikasını anlatır. Buna göre görevleri böyle birkaç Avrupa ülkesine eşit şekilde dağıtmış. İşte Almanlar ordu, jandarma, Fransız ve Donanma'ya da İngilizler yapacak reformları ve en önemlisi tabii ki de en önemli rolde Almanlarınki. Velhasıl bu gelişmeler sonucunda Liman von Sanders'in Alman Askeri Misyon Başkanlığı başlar. 42 askerle İstanbul'a gelirler. Tren yolculuğuna çıkarken takılan pikl havbeler yolda feslerle değiştirilir ve bu şekilde İstanbul'a varılır. Bakın daha ortada dünya savaşı falan da yok. Bu önemli çünkü Almanlar 1913'te bir Avrupa savaşı çıkabilir diye düşünüyordu. Bunu rapor ve mektuplardan biliyoruz. Bundan dolayı da Rusları Osmanlı ile olası bir savaşta yıpratmak istiyorlardı uzun bir süre. Yani savaşı kazanmaktan ziyade uzatmak önemliydi onlar için. Hani Kafkasya cephesini kaybettik ya kutsal Almanlar kurtaramadı Orayı. Daha da absürtü bu misyonun baştan bir fiyasko olması. Baron von Wangenheim'a göre von Sanders bu iş için seçilecek en kötü isimdir. Hatta kendince dalga geçerek şöyle der. Hiç şüphesiz bu misyon için politik olarak generallerden akla gelebilecek en kötü ismi seçtiniz. Lehman von Sanders taktiksel eksikliği yüzünden genel kurmaydaki kariyeri erkenden bitirilmiş bir isim. Bunun üzerine hatta dalga geçerek ekler. Bu eksiklik herhalde onu bu inceliği gerektiren göreve baştan öngörmüş olmalı. Liman'ın altında çalışan General Kess von göre Liman beceriksiz, kendisine yabancı ortama uyum sağlayamayan, Doğulların düşüncelerini bir nebze bile anlayamayan bir isim. Doğullar bu arada biziz yani. Bizden doğullar diye bahsediliyorlar. İleride dikkatinizi çeker videoda diye şimdiden bilgisini vereyim. Liman, kendine aşırı güvenen, burnu havada, eliter, öfkeli, paranoyak ve fazla hisli biriymiş. Hatta Koray'ın kaynak aldığı Fon Sanders'ın çalışanı Karl Mülman var ya, görevden ayrılmak istemesini anne babasına yazdığı bir mektupta şöyle açıklıyor. Ancak tüm bunlar ana sorun değil. Asıl mesele şu ki artık limanın yakın çevresinde olmak istemiyorum. Biliyorsunuz ondan hep uzaklaşmak istedim. Ya geçen Ağustos görüşmemizden bildiğiniz gibi asılsız bir sebep vermek zorundaydım ya da beni kolayca nankör bir duruma sokacak ve askeri geleceğime büyük zarar verecek bir tartışma çıkacaktı. Ah sevgili baba ve anne limanla geçen bu neredeyse bir buçuk yılın ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz. Bu kadar mutlu bir mizacım olmasaydı buna dayanamazdım. Savaş bakanı Bonsart, büyükelçiler ile bitmek bilmeyen kavgalar, kızının diğer asker aileleriyle bitmek bilmeyen sürtüşmeleri, görevi, arabadaki ve at sırtındaki gerginliği, bu gelişmemiş ülkede yiyecek ve barınma açısından muazzam talepleri, kısacası sevgili baba ve anne bana inanabilirsiniz kolay değildi. General von Sieg'ten General Liman von Sanders hakkındaki düşünceleri de şu şekilde. Liman von Sanders'ın askeri misyon başkanı seçilmesinden daha talihsiz bir seçim olamazdı. Almanya'da bir kol orduyu yönetmeye uygun görünmeyen biri tüm Türk ordusunu yeniden inşa etme görevini üstlenecekti. Onların gelişimini olan kayıtsızlığımızı vurgulamak veya yurt dışında bizim gibi güçlü bir ulusu temsil etmek için böyle birinin yeterince iyi olduğunu düşündüğümüzü kabul etmek daha kötü vurgulanamazdı. General von Liman Alman ordusunda en iyi kurmayları bile emrinde hizmet etmekten caydırmasıyla biliniyordu. Şimdi toparlayalım bakalım. Almanlar Ruslarla savaş çıkacağına inandığı için Rusları iki cephede bağlamak istiyor. Osmanlıyı kullanma dertleri de tamamen bu. Buna ek olarak Balkan Harbi felaketi global basında ve iddiaçlar tarafından da Alman askeri teşhisatı ve stratejisine bağlanıyordu. Yani o eksiklikleri konuşuluyordu. Dolaylı olarak Almanlar için burada biraz da imaj düzeltmesi yapmak gerekiyordu. Fakat gönderdikleri Liman von Sanders yeni bir fiyaskonun ayak sesiydi. Daha yeni aktardığım gibi. Von Sanders anılarında şöyle der. Aralık 1913'te General Moltke'ye bildirim verdiğimde bana dedi ki Türkiye'ye neden bir askeri misyon gönderdiğimizi anlayamıyorum. O kurtarılamaz ordunun durumunu ele alırsak bu iş gereksiz olacak. O yüzden anlaşmaya savaş durumunda sizi geri çağırabileceğimizi ekledim. Ben de bunun üzerine cevaben dedim ki bu iş için ben gönüllü olmadım. Gitmek için başvuruda yapmadım. Buradan da göreceğiniz üzere Alman askerleri isteksiz, gönülsüz ve en önemlisi kendi aralarında da kavgalı. Sanders aralarında Türkiye giderken bu misyonun siyasete karışmayacağını, sadece asker olacağını yazar. Buna sebep olarak da Alman Kaiser ile yaptığı görüşmeyi not alır. Kaiser buna demiş ki Genç Türkler veya eski Türkler mi yönetimde bu sizin umurunuzda olmasın. Sizin işiniz sadece ordu. Türk ordusundan politikayı çıkarın. Politize olmak onların en büyük hataları. İşte bu şekilde gelir Alman askeri ekibi İstanbul'a. Ortada bir savaş yoktur. İsteyenler de Türkler işte modernizasyon için istemiştir. Ve Almanların derdi de yani savaş askerler için diyorum. Savaş falan çıkarsa bunlar bize ayak bağı olur ki herkes öyle düşünüyor bu arada. Yani Almanlar hariç herkes düşünüyor. Bir tek Almanlar bir tık daha az öyle düşündüğü için Almanlar bize el uzatıyorlar diyelim. ABD elçisi Henry Morgan bizim Talat Paşa'yı çeker kenara der ki Aga siz iyice Almanlara teslim ettiğiniz ülkeyi ne iş? Adamlar sizi koloni yapacak. İkinci Mısır mı olacaksınız? Talat Paşa ki kendisi Frankofil olarak bilinir. Der ki biz Almanların bunu hedeflediğini gayet iyi biliyoruz. Ama biz bu ülkeyi tek başımıza kalkındıramayacağımızı da biliyoruz. O yüzden bu teknolojik ve maddi avantajı kullanacağız. Almanların desteğini modernleşme ve savunmamız için kullanacağız ta ki kendi kendimize yetene kadar. İşte o gün geldiğinde Almanları 24 saatte göndeririz. İttahçılar yani Alman hayranlığından çok pragmatist düşünen insanlardı. Bize anlatıldığı gibi romantik bir kapılma söz konusu değildi ama bu politikayı eleştirenler de vardı. Örneğin Mustafa Kemal. Ulusal varlığımızın temeli olan ve felaket durumunda hayatta kalmamızın tek garantisi olan orduyu Almanların kontrol etmesine izin vermek aptallıktır. Türkler kendi ordularını yeniden örgütleyemezler mi? Prusyalılara sığınmak her birimize bir hakarettir. Mustafa Kemal bu üçlünün fikrini değiştirmeye çalışır ama bilindiği üzere sadece Enver Paşa ile arasının biraz daha açılmasına sebep olur. Enver Paşa'nın Prusyalılığı bilinir. Bu yeni bir şey değil. Kendisi de tamamen sistemlerin adapte edilmesi taraftarıdır. Ama Almanlar Enver Paşa'nın büyük bir Alman dostu olmadığını yazar. Enver kendini Napolyon ve 2. Friedrich karışımı olarak görse de ki ofisinde bu ikisinin resimleri asıldır ve Almanya'ya pozitif davransa da Almanlara göre sadece çıkar ilişkisi güden pragmatist bir milliyetçidir. Von Hindenburg der ki Enver Paşa için genel olarak tüm savaş anlayışına rağmen Enver Paşa'nın hala tam bir askeri yani kurmay eğitimi eksikliği var. Açıkçası Tüm Türk liderlerinde ve kurmaylarında bulunan bir dezavantaj bu. Doğulların bu konuda doğal bir eksikliği olduğu izlenimini aldım. Öyle ya da böyle Alman askeri misyonu İstanbul'a varır. Bu durumda Ruslar çok büyük tepki gösterirler. Alman misyonu tehlike olarak algılarlar. Keza Fransızlar ve İngilizler de endişelidirler. Fransız elçinin 30 Kasım 1913'te gönderdiği telgraf şu şekildeydi. Türkiye'nin parçalanması çoktan başladı veya başlıyor ve Almanya Osmanlı hükümetinin yardımıyla bölünmede tüm avantajları sağlayacak pozisyonu alıyor. İngilizler de bu duruma tepki göstermek isterler fakat yapamazlar. Çünkü burası enteresan dedik ya İngilizler de tıpkı Almanlar gibi Osmanlı'da bir askeri misyon sürdürüyorlardır. İngiliz Admiral Sir Arthur H. Limpus sadece denizcilik için danışmanlık yapmıyor. Aynı zamanda tüm Türk Deniz Kuvvetleri'nin başkomutanlığını yapıyordu. Hatta İngilizler Almanların elinden bu argüman almak için ya bu Limpus'u geri mi çağırsak öyle mi argüman yapsak? Hani biz geri çağıralım sonra bunları eleştirelim. Çünkü biz şimdi Almanları eleştirirsek adamlar doğal olarak diyecekler ki nine nine siz de <laughs> Sizde bir askeri misyon bulunduruyorsunuz. 200 dilim bu yaptınız. Enteresan değil mi? Osmanlı donanmasının başında İngiliz, jandarmanın başında ise bir Fransız. Bu esnada tabii ki Ruslar da rahat durmaz fakat Karadeniz'de henüz yeterli güçleri yok. Rus kuvvetleri ancak 1916'da hazırlıkları bitirip Türklere karşı savaşa girmek için hazır olacaklarını raporlarlar. Bu esnada Alman askeri ateşesi von Strempe, Jön Türklerle çok iyi ilişkiler kurar. Bu von Sandas'ın işine gelmez. Strempel'in geri çağrılmasını ister. Bunun üzerine Strempel de Almanya'ya yani yönetime geri bildirim yapar ve der ki von Sandas kendi kafasına göre hareket ediyor, fazla izole. Fakat von Sandas ağır basar ve Strempel görevden alınır. Bu birçok kavganın örneklerinden biri. Kazanan da hep von Sandas. Gelelim meşhur iki gemi olayına. Breslau ve Göben veya Yavuz ve Midilli. Göben ve Breslau Alman elçi Wangenheim'ın çok güzel oyun oynamasıyla boğazlara demirlemeyi başarır. Ardından yaşananları bilirsiniz. Rus limanlarını bombalayarak Osmanlı'yı de facto savaşa sokarlar ve imparatorluğun sonunun başlangıcına sebep olurlar. Normalde bu videoda yaklaşık bir 10 dakika daha Yavuz ve Midilli mevzusuna girdim. Sonra dedim ya konudan çok saptık. Hani bayağı saptık konudan. Bu olay gerçekten inanılmaz detaylı ve ilginç. O yüzden ayrı bir videoda anlatsam daha mantıklı olur diye düşündüm. Gelelim bizim ana mevzumuza kopmadan. Herhalde bırak savaşı kazanma olayını, bizi 1. Dünya Savaşı'na Almanların türlü entrikalarla soktuğunu anlamışsınızdır. Sebebi de bizi öyle cephe kazandırmak falan değil ha. Düşmanları bizi oyalamak. Şimdi gelelim Çanakkale'ye. Boğazların savunulması konusuna. Bu arkadaşların anlattığın aksine Osmanlı'da iddiaçılar da Çanakkale'nin öneminin farkında ve buna göre yatırım yapmış ve strateji geliştirmiştir. Mesela videonun başında size Prusyalıların yani Almanların çok daha evvel Osmanlı ordusunu modernleştirmesi için çağrıldıklarını anlatmıştım ya. Bunlardan biri de Mareşal Helmut von Moltke. Kavalalılara karşı cephede bulunmuş. Hatta meşhur bir olayı var bunun biliyorsunuz. Cuma günü savaş olmaz, geceleri baskın olmaz olayı falan. Efsane bir komutan. Şimdi bu abimiz Çanakkale'yi 1836'da ziyaret ediyor. Neredeyse 100 sene evvel ve Çanakkale ve Çanakkale'nin savunmasıyla ilgili şöyle diyor. İngilizlerin bazı cesur girişimleri kıyıdaki Osmanlı savunmasının kendilerini onlardan sayıca üstün olan İngiliz deniz filolarına karşı savunamadığı algısını yarattı. 1807'de Lord Dugwatson'un girişimi böyleydi mesela. Çanakkale'deki savunma mekanizması o dönemde acınası bir durumdaydı. İngilizler rahatça geçtiler burayı neredeyse hiç karşılık görmeden. Ama eğer savunma hattı düzgün çekilirse dünyada hiçbir filonun burayı geçmeye cesaret edeceğini sanmam. İşte özellikle Osmanlı yönetimi de aynı dersi çıkarıp bölgeye güzel bir savunma mekanizması kurar. Müslüman aynı delikten iki kere sokulmaz mantığı. Abdülhamit dahil tüm yöneticiler bu bölgede savunma hattına önem verir ve yatırım yapar. Herkes Çanakkale'nin önemini biliyordu. Zaten bunun için bölgeye 1800'lerde tabyalar kuruldu, silahlar alındı ve bölgede olası işgale karşı üstünlük sağlandı. Ek olarak mayın, ışıldak ve hafif silahlarla takviye yapıldı. Savaşa doğru durum buydu. İddia ne diyordu tekrar okuyalım isterseniz. Bütün savaş Alman kurmay subaylarının komutası ve denetimi altında yapılmış. Tüm savaş planları Alman komutanlarınca hazırlanmıştır. Şimdi tek tek sayacağım. Takdir edersiniz ki savaşlarda zafer savaşı yöneten en yüksek rütbeli subaya atfedilir. Çanakkale Savaşı'nı yöneten komutan Margaşal Liman von Sanders'tır. Savaşın tümünü yönettiği gibi savaşın tüm planlarını hazırlayan da bizzat kendisidir. İstihkam komutanı General Weber'dir. Bütün siperlerin kazılması, topların yerleştirilmesi ve başka kararları da alan bu paşadır. Donanma komutanımız kim? Suşon Paşa. Bütün gemilerin yönetilmesine örneğin bir gece Nusret Mayın gemisinin mayın toplama emrini veren yine bu Alman paşadır. Gerçekten öyle mi? pek değil. Öncelikle Liman von Sanders'ın Osmanlı'da zaten bulunan savunma stratejilerini kullandığını bugün Alman tarihçiler söylüyor. Ama biraz öne saralım. Liman von Sanders ve Almanlar Osmanlı'da. İddiaçılar Çanakkale'de hazırlıklar yapmaya devam ederken İngilizlerin çıkarma yapabileceği söylentisi ve istihbaratı yayılır. Bunun üzerine Suşon ve von Sanders, Suşon da biliyorsunuz Yavuz ve Midilli gemileriyle gelmişti, sığınmıştı. Bunun üzerine Suşon ve von Sanders ne der biliyor musunuz? Hani Çanakkale zaferini onlar kazandı dediği paşalar. Suşon 1914'te diyor ki İngilizlerin ve Fransızların Çanakkale boğazını zorlayacaklarına inanmıyorum. Çünkü anlaşamıyorlar. O uzun, dolambaçlı dar geçitte o kadar çok imayın var ve her iki kıyıda da o kadar çok silah ve asker var ki saldırganın her ne pahasına olursa olsun büyük kayıpları göze alması gerekir. Bunu göze alacaklarını sanmıyorum. General von Sanders da benzer bir değerlendirmede bulunur ve suçuna katıldığını söyler. Yani Çanakkale'de bir temel hazırlık zaten vardı. Almanlar buraya saldırı yapılacağını beklemiyordu ama istihbaratlar geliyor. Bunun üzerine Enver Paşa'nın diretmesiyle Alman uzmanlara devredilir Çanakkale mevzusu. Almanların burada gerçekten iyi yaptığı şey Türk askerlerini eğitmeleri. Çünkü çok eğitimsiz bizimkiler. Ki zaten asıl görevleri de bu. Bunun için oradalar aslında. Mehmet Esat Paşa Çanakkale'de hazırlıklar yapması için 2 Ağustos'ta emir aldı ve işe koyuldu. Şubat 1915'e kadar yaklaşık 30 bin asker, 8 makinalı ve 263 topçuyu Çanakkale'de yerleştirdi. Almanlar da bu esnada eğitim veriyordu. İşte bu tabyalar falan nasıl kullanılacak diye. Von Sanders tüm bu Çanakkale hazırlıklarını gereksiz buluyordu. Öncelikle İngiliz ve Fransız donanmaları böyle bir deneme amaçlı ateş açar. Amaçları Çanakkale'de savunmanın durumunu görmek. Başarıyla buna cevap verirler. Fakat Almanlar rahatsızdır. Büyükelçi Wangenheim Berlin'e çektiği bir mesajda Türklerin azmi ve morallerinin biteceğini öngörebiliyoruz der. Ocak 1915'te en fazla Mart ayına kadar yetecek mühimmat olduğunu bildirir Alman generaller. Graf von Uzedom der ki Çanakkale'nin ilk saldırıda direneceğinin garantisini veririm ama ikinci saldırının sorumluluğunu almam. Bu esnada tabi Çanakkale'de savaş gemilerinin sayısı 21'e çıkar. Korkulu bir bekleme dönemi yani. O görüntüyü düşünsene 21 tane gemi bekliyor orada. Her ne kadar bu saldırı denemeleri geri püskürtülse de İstanbul'da kızgınlık var. Almanlar hala ikmal yapamıyorlar. Verilen sözleri tutamıyorlar. Ermer Paşa von Falkenhayn'a gönderdiği mektupta durumun ciddiyetine dikkat çeker ve bir an evvel mühimmat gönderilmesi gerektiğini belirtir. Bu git gel saldırıları esnasında Türkler her gece yeni mayınlar yerleştiriyordur. Mesela ne diyordu bizi savaşa sokan ve Çanakkale'ye saldırmazlar rahat olun diye Suşon için? Suşon Paşa gitmiş Nusret'e emir vermiş. Nusret mayın gemisinin olayı nasıl? Mayın yerleştirme görevi için deniz akımları ve derinlik koşulları hakkında mükemmel bilgi sahip olan binbaşı Nazım Emin seçildi. Filo komutanlığı mayın gemisi Nusret'i bu görev için binbaşına devretti. Alman deniz baş mühendisi Reyda Nusret temsilen bulundu. Şimdi onun anılarından okuyoruz. 7 Mart günü öğleden sonra saat 11.30'da Türk mayın kaptanı Hafiz Nesim ile mayın döşemek için gerekli hazırlıkları yapmak üzere Nusret mayın gemisine bindim. Ben tüm makineyi kendim elden geçirip kazanları dumansız sürüşe hazırlarken Nesim'i de Türk personeliyle mayınları fırlatmaya hazırladı. Hava hala karanlık olduğundan ve birkaç mayın bariyerinin aşılması gerektiğinden son derece dikkatli olunması gerekiyordu. Ancak Türk kaptan kritik noktaları tam olarak biliyordu ve böylece Nusret güvenli bir şekilde hedefine ulaştı. Kabaca toplam 26 mayın döşendi. Bu arada sabah çoktan ağırmaya başlamıştı. Düşman muhafızları görünüşe göre çoktan geri çekilmişti. Çanakkale içinde hiçbir düşman gemisi görünmüyordu. Bu arada bastıran yağmur ve karanlık nedeniyle denize doğru görüş çok düşüktü. Bu nedenle mayınların döşendiğinin düşman tarafından fark edilmediğini kesin olarak varsayabilirim. Sabah 8'de tekrar Çanak'a demirleyebildik. İşte bu mayınlar saldırı gününe kadar İngilizler tarafından fark edilmeyecekti. Sonrasında savaşın seyrini değiştirecek bu olay ve Nusret için Churchill biliyorsunuz meşhur Nusret dünyanın kaderini değiştirdi diyecekti. Ki zaten gerçekleşen büyük saldırıda İngiliz ve Fransızların büyük kayıp vermesinin sebebi bu mayınlar. Deniz kısmı bu şekilde püskürtüldü. Sırada çıkarmalar var. Burası daha enteresan. Ancak bundan evvel Alman paşalar birbirlerine giriyor. General Feldmarschall Freiherr Kolmer von der Goltz ve Liman von Sanders arasında mevki tartışması çıkıyor. General von Sanders ve Admiral von Uzedom von der memnun olmasalar da Admiral Suchon kendisini seviyordur. Yani inanın biliyorum şimdi kafanız karıştı hiçbir şey anlamadınız ama birbirlerine giriyorlar yani. Karmaşık bir kavga. Human bu rezilliği şöyle anlatıyor. Enver'e karşı olan üstün konumumuz üst düzey Alman subaylarının sakarlığı kişisel ve insani şeyler yüzünden gereğinden fazla zayıfladı. Liman Enver'e Suşon'un mektubunu gösteriyor. Uzedom Enver'e Goltz'un sürekli olarak eve raporlar yazdığını ve dolayısıyla olayları diğer Alman liderlerine yanlış aktardığını söylüyor. Yine Liman Enver'e Uzedoğ'un savaş konusundaki cehaletine ve işbirliği konusundaki saçma tavrına dikkat çekiyor. Liman Bronsart'ı oyun dışına çıkarmaya çalışıyor. Bronsart Liman'ı itibarsızlaştırarak konumunu korumaya çalışıyor vesaire. Anlayacağınız dehşet derecede amatör bir güç kavgası başlıyor. Bu kavgayı Liman von Sandas kazanır ve Çanakkale'ye komutan olarak gider. Ancak bu kavgadan dolayı Sandas Alman askerlerle çalışmaz iki tane yardımcısı hariç Türk askerleriyle çalışır. Alanı ziyaret ettikten sonra görev dağılımını yapar. Görev alanlardan birisi de Mustafa Kemal'dir. Von Sanders'ın savunma modeli klasik Prusya konsepti. Dalga dalga bölmeler saldıracak. Ön tarafta zayıf bir birlik savunma yaparken arkadan tekrardan organize olunacaktı. Komutanlara fazla inisiyatif bırakan bir konsept ve Alman kurma eğitimine uygun. Uygun da Türkleri değil. Çünkü Türklerin o kadar eğitim yok kurma eğitimleri. Türklerin mantığı rezerv bırakmadan savunmayı olabildiğince önde tutmak. Yani ya hero ya mero mantığı. Esat Paşa ve Mustafa Kemal tam böyle bir strateji geliştirmişti. Ta ki Liman von Sandas gelene kadar. Şimdi bu arkadaş diyor ki Mustafa Kemal'in başarısı olarak sunulan... Bak sunuluyormuş bir de. Birinci ve ikinci ana fartalar komutanları da Yarbay Wilmer'dir. Çanakkale Savaşı'nı kazandı diye bildiğimiz Mustafa Kemal henüz bir yarbaydır. Bir savaşa bir yarbayın ne kadar katkısı olursa o kadar katkısı olmuştur. Ne eksik ne fazla. Mustafa Kemal'in komutanı da yani emirleri ona veren de albay Halil Sami Bey'dir. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan iki adet savaş uçağı da bizzat Almanlar tarafından getirilmiştir. Şimdi ben size iki tarafında saldırı gününü anlatayım mı? Öncelikle ne oldu? İtilaf güçleri 25 Nisan 1915'te karaya çıktılar. Türklerin yoğun direnişine karşın 3 noktada sahile ayak bastılar. Kuzeyden güneye doğru Arıburnu noktasına, Yarımada'nın güney ucunda Setülbahir kalıntıları arasına ve Asya yakasından Kumkale yakınına asker çıkardılar. Üçüncü nokta işgalden Fransız askerleri kısa süre sonra geri çekildiler ama İngiliz ve Fransızların Setülbahir'den kuzeye, Arıburnu yöresindeki İngiliz ve Anzakların ise Yarımada'nın doğusuna ulaşma çabaları devam etti. Çok şiddetli çatışmalar ve savunmalar. Peki bu hikayenin kahramanları o gün ne yaptı? Kaynaklardan bir bakalım. Liman von Sandas ve Almanların pozisyonu malum. Mustafa Kemal de daha Sofya'da askeri ateşeyken iken Tekirdağ'ın da kurulmasına çalışılan 19. Tümen kumandanlığına getirildi. Henüz Tümen'in istendiği gibi kurulmasına zaman kalmadan İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı aleyhinde tehditkar bir vaziyet almaları üzerine 25 Şubat'ta Tümen'in yalnız 57. alayı ile Maydos'a hareket emri aldı. Hatta burada enteresan bir olay da emri altındaki Arap askerlerle yaşadığı sorumluluk sorundur mesela. Mustafa Kemal'in 19 tümenini güçlendirmek için 72. ve 77. alaylar bölgeye ulaştı ama bunlar onun beklediği askerler değildi. Aman reis bey kumandan paşadan rica edelim bana verilen 72 ve 77 numaralı alaylar Arap'tır diye kol komutanını kurmayına şikayet etti. Bir kısmı savaşa karşı insanlardır eğitimleri de azdır. Bunları geri alsınlar Halis Türk delikanlılar olan ve eğitimleri ilerlemiş bulunan benim eski iki depo alayımı göndersinler der. Kolordu karargahı bu isteği reddeder. Atatürk savaş boyunca bu Arap alaylarını kullanmayacaktır. Şimdi gelelim saldırı günü yaşananlara. Önce Almanlar. Kalmülman'dan dinleyelim. Hani daha yeni kaynak olarak Kalmülmanı vermişti ya. Mülman böyle anlatıyor. Savaşın ciddiyeti bizim için 25 Nisan'da başladı. O zamana kadar bizim için sadece ilginç, zararsız, küçük deneyimler olmuştu. Pazar sabahı 5'te uyandım. Güneş ve Çanakkale'nin mavi suları odama gülüyordu. Ama topların gümbürtüsü bu huzurlu tabloya uymuyordu. Bunun üzerine Prige ve ben kalkıp biraz bilgi almaya karar verdik. Lima'nın odasına vardığımızda ön kapısının önünde yarı giyinik bir şekilde duruyordu. Aynı zamanda bir genel kurmay subayı aceleyle düşmanın Setül Bahir ve Arıburnu'na indiğini ve Saros körfezinde İzitse yakınlarındaki çok sayıda savaş gemisinin koruması altında güçlü bir nakli filosunun yattığını bildirdi. Liman ne yazık ki biraz gergindi ve tüm telefon hatlarının birleştiği merkezi nokta olan AOK'da kalmak yerine atını atladı ve bizle birlikte Bolayır yakınlarındaki tepeleri çıktı. Tabi bilgiler ancak 1-2 saat sonra geliyordu ve onunla AOK arasındaki iletişim çok zor yapıldı. Yüksekle ulaşır ulaşmaz bol ayıra ağır bir bombardımanın yağdığını gördük. Burada da düşmandan haber aldık. Düşmandan Kumkale indi ve Esat Paşa bunun üzerine iki bölüğünü maydos'a taşımak için izin istedi. İzin verdi ama von Sanders Bolayır'a takmıştı anlayacağınız üzere. Düşmanın Bolayır'dan geleceğini ve diğer noktaların sadece dikkat dağıtma amacıyla ateşe tutulduğuna inanıyordu ama tam tersiydi. Bu yüzden bizim Liman ve ekibi Bolayır'da keriz gibi beklerken aşağıda işler çok kritik bir hal almıştı. Bir düşünün adama haber gitmiyor çünkü karargahı terk etmiş yani haber alamıyor Mülman'ın anlattığı gibi. Bağlantı kesilmiş çok geç geliyor haberler bulunan yılan devam ediyor. Oradan aşağıda İngilizlerin bombardımanlarını izledik. Ardından kahvaltı ettik. <laughs> Dışarıda biliyor musun? Aşağıda bizimkiler bomboluyorlar. Ölen kalan bunlar yukarıda oturup kahvaltı ediyorlar. Bütün gün bekledik ve gece oldu. Artık Gelibolu'ya döneceğimizi sanıyorduk ama herkesin şaşkınlığına rağmen liman geceyi bol ayırda geçirtti. Sebebini hala bilmiyoruz. Üstüne üstlük merkeze ulaşamadığımız için haber alma ve verme imkanımız da yoktu. Yani düşün adam gene komutan orada. Herkes ondan haber alması gerekiyor ama komutanlara ulaşamıyorlar. Yani düşün cehennem gibi bir ortam var. Yani İngilizler, Fransızlar herkes yürüyor üzerine. Ama sen komutanla ulaşamıyorsun. Niye bol ayıra çıkmış oradan bekliyor. Yukarıdan izliyor seni böyle dürbünle. Yani aşağıda ölüm kalım savaşı verilirken bizim Alman generaller majör bir hata yaparak oltaya geldiler. Şimdi bir de küçümsedikleri Mustafa Kemal ne yapıyormuş? İsterseniz bir ona bakalım. Mustafa Kemal tetikte olduğu için ilk top atışlarıyla uyanıp hemen görevi başına geçti. Neden mi? Çok basit. Çünkü Mustafa Kemal bunu bekliyordu. Mustafa Kemal düşman taarruzunun Arıburnu'nun kuzeyinden olacağını da üst makamlarına tam 3 kez söylemişti. 1 Haziran'da Ordu Kurmay Başkanı Yarbay Kazım'a söyledi. 3 Haziran'da Kuzey Grubu Komutanlığı'na Esat Paşa'ya yazdı. 9 Haziran'da da telefonla Yarbay Kazım'ı arayarak Liman Paşa'ya söyledi. Esat Paşa Mustafa Kemal'e dönerek düşman nereden gelecek diye sordu. Mustafa Kemal eliyle Arıburnu bölgesini göstererek buradan yanıtını verdi ve eliyle Arıburnu'ndan başlayıp Koca Tepe kadar olan alanı göstererek düşman burada hareket edecek dedi. Kolordu komutanı Esat Paşa gülüp Mustafa Kemal'in omzunu okşayarak merak etme beyefendi gelemez dedi. Geldiler. Artık daha fazla kolu uzatmanın bir işe yaramayacağını anlamıştı Mustafa Kemal. İnşallah sizin dediğiniz gibi olur demek sustu. Mustafa Kemal'in uyarılarını Esat Paşa da dikkate almadı. Ancak Albay Mustafa Kemal'in tüm General Esat Paşa ile yaptığı tartışmada söylediği her şey gerçekleşecekti. Lord Kinross şöyle diyor. Seferin başından beri ikinci kez Mustafa Kemal'in görüşü doğru, üstlerininki yanlış çıktı. 6 Ağustos'ta düşman tam Esat Paşa'ya söylemiş olduğu çizgi üzerinden saldırıya geçti. Mustafa Kemal 25 Nisan'da telefonda Esat Paşa'yla konuştu. Telefonda Gelibolu'da bulunan Esat Paşa'yla konuştum. Onun da elinde neler olduğuna dair net bilgi yoktu. Saat 6.30 civarı Halil Sami Bey'den düşmanın arı burnuna çıktığını öğrendim. Bana taburumla birlikte saldırmam emredildi. Fakat gelen bilgiler ve tecrübelerime dayanarak beklediğim gibi düşmanın kaba tepeyle geçirmeye çalıştığından emin olduk. Ve tıpkı önceden planladığım gibi bir taburun yetmeyeceğini onun yerine tümeni kullanmam gerektiğine karar verdim. Fakat tümenin sadece 3'te 2'sini kullanıyor. O şekilde çıkıyor yani tüm tümen dediği 3'te 2'si. Niye? Çünkü 72. alay Araplardan oluşuyor ve o da onları sevmiyor yani güvenmiyor. Bu yüzden onları rezervde bırakır Yanına götürmez. Mustafa Kemal burada von Sanders'ın stratejisinin aksine çalışıyor. Hani başta anlattık ya Sanders dalga dalga planlarken Mustafa Kemal tüm gücüyle saldırdı. Sonrasından Almanlar Mustafa Kemal'in bu davranışını sorumsuzluk hatta delilik diye eleştirecekti. Koray'ın kaynağı da zaten o Almanlar. Ama sonuç olarak Mustafa Kemal doğru bir öngörüde bulunmuştu. Von Sanders ve ekibi fena yanılmıştı. Yani onlar bol ayırda kahvaltı yaparken paşa aşağıda savaşıyordu. Mustafa Kemal'in ve diğer Türk askerlerinin bu tümden radikal davranışının bir de ideolojik arka planı vardı pek tabii. Mustafa Kemal bu çarpışmayı anlatırken bir tepeye tırmanıp arkadan gelen birliğini beklediği sırada 9. tümenden geri çekilmekte olan askerlerle karşılaştığını söylüyor. Yani Mustafa Kemal oraya girerken bunlar kaçıyormuş. Aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Niye kaçıyorsunuz dedim. Efendim düşman dediler. Nerede dedim. İşte diyerek 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Hakikaten düşmanın bir avcı kuvveti 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve tam bir serbestlikte ileriye doğru yürüyordu. Üstelik bana kendi askerlerimden daha yakındılar. Geriye çekilmekte olan askerlere dönüp konuşmak için beni neyin dürttüğünü bilmiyorum. Düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler cephaneniz yoksa süngünüz var dedim ve bağırarak süngü taktırdım ve yere yatırdım. Onlar yere yatınca düşman askerleri de yattı. Kendimize zaman kazandık. Burası enteresan bir şey. Bizimkiler yere yatınca çünkü ellerinde bir şey yok aslında. Sırf yere yattıkları için karşı tarafta tahmin edemiyor ne olduğunu onlar da yere yatıyorlar. Dediği gibi gerçekten vakit kazanıyor. Mustafa Kemal böyle yatıp vakit kazanırken kendi alayı onu sonunda yakalar. Yaklaşır yani gelir. Mustafa Kemal kendi alayını görünce hemen der ki size ben taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve kumandanlar alabilir. İkonik bir konuşma şüphesiz yani bilmeyen yoktur bunu herhalde ama hangi durumda söylediğini ele aldığın zaman daha enteresan bir halde oluyor. Ölen bir askerin üzerinden çıkan yazılı emir mesela bu tarihçiler arasında hala tartışılıyor. Hiçbirimizin ölmek yerine Balkan Savaşı'nın utancını bir kez daha yaşamak istediğini sanmıyorum. Ama aramızda böyle davranmayı tercih edenler varsa derhal onları ele geçirip kurşuna dizmek üzere sıraya sokalım. Mustafa Kemal savaşta kuşkusuz radikaldi. Lamucim yoktu. Bir adım bile geri atmayacaksınız. Vatanınızı kurtarmak sizin görevinizdir ve bu yüzden şerefli ve cesaretli olmalıyız. Veya Esat Paşa'ya gönderdiği mesajda dediği gibi taktik durum iyi ama en önemli faktör herkesin ya öldürmek ya da ölmek için düşman üzerine atlaması gerektiğiydi. Bu normal bir saldırı değildi. Mümkün olan en büyük güçle saldırma fikrinde ısrar ettim ve tüm yedek ve destek kuvvetleriyle saldırmanın zaferi belirleyici olacağından emindim. Mesela İngiliz tarihçi Robert Rowe James Bowler için der ki eğer Mustafa Kemal'e kalsaydı tek bir Türk asker oradan sağ çıkamazdı. 25 Nisan günü yapılan çarpışmalarda Mustafa Kemal Congbayır tepesini elde tutmayı başardı. Yani bizimkiler yukarıda Bolayır'da kahvaltı yapıyor halinde. Ertesi gece Arap askerlerden oluşan 77. alay paniğe kapılıp kaçınca... <laughs> 24 saat boyunca Mustafa Kemal'in konumu kritikleşti. Ya o ne sövmüştür adam var ya ben o zaman güfürü basardım ulan ben demedim mi böyle olacak diye. Fakat yeni birliklerin gelmesiyle Arıburnu noktasını çevreleyen Türk katları güç kazanır ve düşman ağır kayıplarıyla geri püskürtüldü. Bunlardan Mustafa Kemal'e Osmanlı imtiyaz nişanı verildi. Liman von Sanders ve diğer Alman askerlerinin saygısını da bu şekilde kazanmıştı artık. İngiliz, Fransız ve Anzak birlikleri Çanakkale'de çıkarma yapmaya çalışmıştı. Arıburnu'na çıkan düşman ise Mustafa Kemal komutasındaki birliklerce geri püskürtüldü ve bozguna uğratıldı. Mustafa Kemal bunun için inisiyatif alarak hareket etti. Aşağıda cehennem gibi savaş sürerken Liman von Sanders hala bol ayırda bekliyordu. İsmet Görgül'ü şöyle diyor. Yarbay Mustafa Kemal düşmana taarruz etmek için ordu komutanından gerekli izni almayı bekleseydi düşman muharebenin ilk saatlerinde bölgenin en hakim tepeleri olan Congbayır ve Koca Çimen'i ele geçirecek ve Boğaz yolunu açmış olacaktı. Sedül de savunan Türk kuvvetlerini de kuzeyden kuşatmış olacaktı. Aynı zamanda düşmanın çıkarma yaptığı Arıburnu ve Sedül Bahir bölgelerine muharebenin ilk gününde müdahale edilebilecek mesafede Türk birliği bulunmadığından Mustafa Kemal'in tümeni hariç Mustafa Kemal'in bu tarihi müdahalesi olmasaydı Çanakkale muharebeleri 25 Nisan günü kaybedilebilirdi. Mustafa Kemal bu başarısından dolayı Arıburnu Kuvvetler Komutanlığı'na getirildi ve 25 Nisan 1915'ten 16 Mayıs 1915'e kadar bölgedeki tüm kuvvetleri komuta etti. 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa 30 Nisan 1915'te Mustafa Kemal'e bir kutlama telgrafı çekti. Geceli gündüzlü devam eden harbi başarıyla yöneterek her an bir başka surette belirmekte olan fedakar hizmetlerinizin devamını bekler sizi yürekten kurtarım dedi. Neymiş yani Kore Efendi? Bitti mi? Elbette hayır. Almanlar bu durumdan rahatsız olur. Bunun üzerine Liman von Sanders, Alman binbaşı Raymond'u Mustafa Kemal'e kurmay başkanı olarak atayarak cephenin bu bölümünü gözetim altına almaya çalıştı. Ama binbaşı İzzettin'den çok memnun olan Mustafa Kemal 15 Mayıs'ta Raymond'u gönderdi. Bunun üzerine sinirlenen Liman von Sanders bir Alman subayının komutanlığına getirerek Albay Halil Sami'yi emekli olmaya zorladı. Yani altı olmazsa üstü bizimdir demeye getirdi. Mustafa Kemal artık bu noktada patlar. 3 Mayıs'ta Mustafa Kemal, Liman von Sanders'ı ve artık görünüşe göre saygı da duymadığı kendi üstü olan Esat Paşa'ya atlayıp başkomutan Enver Paşa'ya direkt olarak bir mektup gönderdi. Evvelce zat-ı bu muntıkanın bütün muntıkalarla olan farkının önemini arz etmiştim. Maydos muntıkası kuvvetlerini kumanda ettiğim zaman aldığım tertibat ile düşmanın karaya çıkmasına imkan verilmeyebilirdi Von Sanders Paşa Hazretleri bizi bizim orduları, bizim memleketimizi tanımadığı ve layıkıyla araştırmada bulunacak kadar bir zamana sahip olmadığından sahilde çıkarma noktalarını tamamen açık bırakarak tertibat almış ve bugün düşmanın karaya asker çıkarmasını kolaylaştırmıştır. Ben Arıburnu arazisine düşmanın çıktığını Muntaka kumandanlığını yürüten Albay Sami Bey tarafından haberdar edildim. Bu kuvvetin sol kanadına taarruz ettim ve hepsini denize döktüm. Fakat düşman aynı derecede kuvveti aynı Muntaka'ya tekrar çıkardı ve karşı taarruz yaptı. Bunu defettim. Tümenime katılan kuvvetlerle tekrar üstün kuvvete taarruz etmekten başka bir çare bulamadım ve yine düşman kuvveti mahvedildi. Arazinin engelleri Mahiyet kumandanlarının sevk ve idaredeki beceriksizlikleri yüzünden kati surette netice elde edilemiyor. Vatanımızın müdafasına kalp ve vicdanları bizim kadar çırpılmayacağına şüphe olmayan Baştafın Sanders olmak üzere bütün Almanların fikirlerinin üstünlüğüne itimat etmemenizi kati surette temin ederim. Bizzat buraya teşrif eder, umumi vaziyetimizin icablarına göre bizzat sevk ve idare etmeniz münasip olur kardeşim. Bu şikayet mektubunun üzerine Enver Paşa gerçekten de 11 Mayıs'ta Gelibolu cephesini ziyaret etti ve Mustafa Kemal ile Kemal Yer karargahında bir saat görüştü. Düşman birlikleri sahilde kımıldayamaz duruma gelmiş olduğundan Esat Paşa çarpışmanın birinci aşamasının başarıyla sonuçlandığını açıklayıp cepheye gelen tüm askerlere ve özellikle birliklerin en önünde yer alan 19. Tümenin komutanı Mustafa Kemal'e şükranlarını bildirdi. 23 Mayıs'ta Mustafa Kemal'e demir haç nişanı verildi. Mustafa Kemal Arıburnu kumandanıdır. İngilizler ana anafartalara çıkarma yapmışlardı. Vaziyet buhranlı ve çok tehlikeliydi. Mustafa Kemal başkumandan vekili Enver Paşa'ya doğrudan doğruya başvurmak zorunda kalıyordu. Fakat kendisini tatmin eden cevap alamıyordu. O sırada karargahı Yalova'da bulunan Liman von Sanders Paşa telefonla Mustafa Kemal'i arıyor. Konuşmaya şahitlik yapan Erkan-ı Harbiye Reisi Kazım Bey. Liman von Sanders'ın sorduğu soru şudur. Vaziyeti nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir önlem düşünüyorsunuz? Vaziyeti nasıl gördüğümüzü çoktan size ulaştırmıştım. Önleme gelince bu dakikaya kadar çok uygun tedbirler vardı. Fakat bu dakikadan sonra bir tek tedbir kalmıştır. Liman von Sanders Paşa sorar. O tedbir nedir? Cevap kesindir. Bütün kumanda ettiğiniz kuvvetleri emrime veriniz. Tedbir budur. Liman von Sanders gülerek "Çok gelmez mi?" der. Bunun üzerine az gelir der Mustafa Kemal ve telefonu kapatır. Pek kısa bir zaman sonra bu olaylar Liman von Sanders Paşa'yı kumanda ettiği kuvvetleri Yarbay Mustafa Kemal'in emri altına vermeye mecbur etmiştir gerçekten de. Liman von Sanders daha sonra Mustafa Kemal için ilk askeri başarılarını Trablusgarp'ta kazanmış olan Mustafa Kemal görev ve sorumluluk yüklenmekten kaçınmayan bir komutandı. 25 Nisan'da kendi inisiyatifini kullanarak 19. tümeniyle çarpışmalara katıldı ve düşmanı sahile geri püskürtmeyi başardı. Sonraki 3 ay boyunca sürekli şiddetli saldırılara alt edilemez bir direnişle karşı koydum. Böylece onun enerjisine ve kararlılığına tümüyle güvenmeye başladım der. Gördüğünüz üzere bırak zaferi kazandırmayı Almanlar Türkleri savaşa sokmuş sonra da komuta kademesine birbirlerini yiyerek zarara sebep olmuş Mustafa Kemal gibi bireysel komutanlar sayesinde zafer büyük kayıplara rağmen elde edilmiş. Ağustos'ta gerçekleşecek olan büyük saldırıya hazırlık yapılırken Liman von Sanders'i görevden almaya kalkan Almanlar kendi aralarında bir krize sebep oldular. Enver Paşa'nın verdiği ultimatomla durduruldu. Alman komutanlar kişisel istekleri için tüm cepheyi tehlikeye atıp duruyordu. Almanların kendisine yaklaşmaya çalışması Mustafa Kemal'i pek etkilemiyordu. Pek bir Alman dostu biri değil. Bunun üzerine bu çatışma daha da büyüdü. Ekim ayının ortasında Mezopotamya'daki komutanlık görevi yaşlı Maraşal von de Gaulle Paşa'ya verildi. Trakya'da ise 2. Osmanlı ordusunun başına Albay Bak getirildi. Üstelik Liman von Sanders'ın itirazlarına karşın bu ordu Gelibolu'dan çekilen birliklerle güçlendirildi ve onların yerine yetersiz Arap askerleri gönderildi. Mustafa Kemal için hayal kırıklığı. Hem kendisine verileceğini umduğu pozisyondan olmuş hem bunlar Türklere değil Almanlara verilmişti. Hem de askerleri çekilip yerine sevmediği Araplar gönderilmişti. Tüm bunlar olurken bir de Mustafa Mustafa Kemal bir Alman subayının emirlerine itaat etmeyen bir Osmanlı subayını askeri mahkemeye çıkarmak üzere Liman von Sanders'a teslim etmeyi reddetti kendi askerlerinin İngilizlerin bulundukları noktalarda keşif yapma biçimini Liman von Sanders'in eleştirmesine de karşı çıktı. Binbaşı İzzettin 30 Kasım'da bu olay iki kumandan arasında büyük bir yanlış anlaşılmaya ve soğukluğa yol açmış ve Kemal Bey'in raporlu olarak İstanbul'a gitmesine sebebiyet vermiştir notunu düştü. Havalar soğumaya başlayınca Mustafa Kemal kendine ateş hattına yakın bir ev yaptırmıştı. Bir Türk subay yolların yetersizliğinden şikayet edince Liman von Sanders de Kemal Bey villa yapacağına yolları yaptıraydı yanıtını verir. Bunun üzerine binbaşı İzzettin Maraşal yine küçüklük gösterdi diye günlüğüne not aldı. 5 Aralık günü Liman von Sanders Mustafa Kemal'e sağlık nedeniyle ayrılma izni için rapor verdi. Maraşal dahilen kızgın ve haricen mahcup bir vaziyet gösterdi. Sonunda Mustafa Kemal iddiaçı arkadaşları Fethi Okyar ve Tevfik Rüştü Aras ve yine iddia ve terakkileri gelenlerinden Doktor Bahattin Şakir ile birlikte 10 Aralık'ta İstanbul'a doğru yola çıktı. Anafartalar Grubu Komutanlığı'nı İstiklal Savaşı'na ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Genelkurmay Başkanı olacak Fevzi Paşa'ya yani Fevzi Çakmak'a teslim etti. Mustafa Kemal daha sonra 16. Kolorduya Bulgar sınır yakınındaki Edirne'ye gönderildi. 27 Ocak günü Albay Kanın Giysa komutanlığı bıraktı ve trenle gelen Mustafa Kemal ondan görevi devraldı. Ertesi gün Mustafa Kemal ile kurmayları cuma namazını kılmak için kalabalık sokaklardan geçip Sultan Selim Camii'ne geldiler. Sokaklara zafer takıları ve Arıburnu ve ana fartalar kahramanı Mustafa Kemal çok yaşa afişleri yerleştirilmişti. Mustafa Kemal'in geleceğini öğrenen Edirne valisi tedirginliğe kapılıp Liman von Sanders'e nasıl davranması gerektiğini soran bir telgraf çekmişti. Sanırım Almanların o dönemki etkisini en iyi anlatan olay budur. Yani Mustafa Kemal Edirne'ye geliyor. Edirne de varisi diyor ki, Ulan ben Mustafa Kemal nasıl karşılasam gideyim bir liman fonzandere sorayım diyor. Ama sadece Çanakkale mi? Türk askerleri genel olarak Almanlara eleştiriyordu. Örneğin Orta Doğu'da Mustafa Kemal'in Almanlara karşı oldukça açık tavrı var. İlk anlaşmazlık yerel Araplarla ilişkiler konusundaydı. Mustafa Kemal, Gazze cephesi Alman komutanı Kress von Kressenstein'ın yöredeki bir Arap şeyhiyle uzlaşmaya vardığını öğrendi. Bunun bir hata olduğunu, bir kabileyle yapılan anlaşmanın her zaman diğer kabilelerde düşmanlık duyguları yarattığını ve bu durumun Osmanlı yönetimi için güçlükler oluşturduğunu ileri sürdü o kabilelere karşı olan tavrını daha ilerlemiş bir şekilde aşiretlere karşı da göreceğiz Türkiye'yi kurduktan sonra. 24 Ağustos'ta Falkenhayn'a e yolladığı ve bir kopyasını da Enver Paşa'ya gönderdiği bir mesajda bu anlaşmanın kendisini bağlamadığını ve kabilelerle ilişki yürütme yetkisinin kimde olduğunu kendisine bildirilmesini istedi. İstediğini alamadı. Bu öyle olunca daha da öfkelendi. Halep'e dönünce Mustafa Kemal'in Falkenhayn'ın Allah tarafından başımıza bela olsun diye yaratıldığı söylediği söylenir. Mustafa Kemal aralarındaki görüş farklılıklarını tartışmak için yüz yüze gelmeye reddetti Falkenhayn ile öfkeli bir mektuplaşmasından sonra 4 Ekim'de komutanlıktan istifa etti. Tabi aradan çok zaman geçti. Bir gün İstanbul'daki başkumandanlıktan bir telgraf aldı Mustafa Kemal. Adana'da Magaşa Liman von Sanders'tan Yıldırım Orduları Kumandanlığı'nı teslim almak üzere Adana'ya hareket ediniz. Bu emir üzerine Mustafa Kemal gece gündüz mesafe kat ederek otomobille Adana'ya geldi. Ve orada Liman von Sanders'la buluştu. Mustafa Kemal Adana'ya vardığı günün öğle yemeği sonuna kadar Magaşa Liman von Sanders'a misafir kaldı. Yemekten sonra Marışal'ın bürosuna geçildi. Von Sanders tabi çok gururlu bir adam. Hemen makamına oturdu. Ve karşısında oturan Mustafa Kemal'e şu sözleri söyledi. Çok bahtiyarım ki bu mühim kuvvetin kumandasını sizin gibi Arıburnu ve Anafartalardan beri yakından tanıdığım bir yüksek Türk kumandanına bırakıyorum. Mareşal bu sözleri söylerken ayağa kalktı. Gözleri yaşarmıştı. Mustafa Kemal hiç umurunda değildi. O kendisine verilen bu koltuğa oturmanın derdindeydi. Bunu farkına vardı Mareşal ve hemen yerini Mustafa Kemal'e bıraktı. Değiş tokuş yapıldı. Şimdi Mustafa Kemal kumandanlık sandalyesinde Liman von Sanders'a karşısında oturuyordu. Mustafa Kemal biraz düşündü. Mareşal'e döndü ve dedi ki Rahat olun. Sizde hiçbir kusur ve kabahat düşünmüyorum. Kusur ve kabahatin büyüğü sizi mensup olmadığınız bir milletin ordularının başına getirenlerdedir. Şimdi siz belki feci akıbetlere uğrayacaksınız. Belki ben, yalnız ben değil bütün Türk milleti aynı akıbetlere uğrayacağız. Fakat ikimizin de rahat olabileceğimiz ve avunabileceğimiz bir nokta var. O da felaketlerin sorumlusu siz veya ben olmayışımızdır. Mensup olduğumuz imparatorlukların başında ve idaresinde bulunanlardadır. Bunu söylediği zaman Mustafa Kemal bir yıl önce Sadrazam Talat Paşa'ya devlet ve milletin felaketi yuvarlanacağını bildirdiği raporun gerçek olduğunu gördü. Ve işte o andan itibaren memleketin milletin kurtuluşu için ilk kıvılcımı yakmış oldu.